Merhaba arkadaşlar, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu Çıtak. Bugün sizlerle banyo temizliği yapacağız. Aç karnına yapacağız. Aç karnına banyo temizliği gerçekten çok iyi oluyor. Aslında bir yandan çamaşır suyu falan da kullanıyorsunuz. Cift deterjanlar falan kullanıyorsunuz. Mideniz falan bulanabilir ama ben alışık olduğum için beni çok etkilemiyor. Ana yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü tok karnına yapınca çok da yapasım gelmiyor. Ağırlaşıyorum. O yüzden şimdi birlikte banyo temizliği yapalım. Ne diyorsun? Makyaj yapayım. Şimdi yapmayacağım da. Sen ne dedin anneye az önce? Cansu mu dedin? Nasıl dedin? Tamam, nasıl Cansu dedin sen? Söyle bakayım. Nasıl Cansu dedin? Cansu de bir daha gel. Cansu de. Tamam, öyle demedin ama. Cansu, Cansu dedin ya, de bakayım bir daha. Bir daha de. Yerim seni Cansu diyen ağzını. Of, koy onu. Şimdi biz bugün banyomuzu yıkayacağız. Tabii Kıvanç Bey izin verirse şöyle banyodaki şeylerimizi dışarı çıkarmam lazım. Ama Kıvanç Bey'i de ellememesi lazım. Çık dışarı. Şunu alayım elbisemi. Çekil bakalım. Dışarı çık bakayım. Bunu koyalım. Bunu koyalım şöyle. Alma ama, tamam. Evet. Bakak yapacağız, evet. Efendim. Şurada içinde bitmiş çöpü atacağım. Efendim. Efendim. Tamam, elleme ona. Hadi buraya koyayım da kaç kırar falan. Anneciğim. Ya ben bunları sende saklamam mı lazım? He? Bunu üzerine koyamam ki. Kıvanç. Çık bakayım, yerler ıslanacak. Çık 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 çık. Anne. Ayağım ıslanacak, çık. Anne. Efendim oğlum. Şöyle bir eldivenim var. Ben banyoyu temizlerken eldiven takıyorum çünkü çamaşır suyu kullanıyorum. Çok komik. Mutfakta da temizlik yaparken eldiven takıyorum. Oranın eldiveni başka ama. Eldiven olmayınca ben elime poşet geçiriyorum. Tuvaleti öyle yıkıyorum. Elimi tuvaletin içine sokamam. Hadi. Salla git paşam. Peçete mi istiyorsun? Hapşırınca peçete de ister benim paşam. Ah. Kullanalım canım bununla. Ben o kadar çamaşır suyu kullanıyorum. Nazar değmesin. Bir günden bir güne üstümü çamaşır suyu yapmamışımdır yani. Şşş, gelme bu tarafa, git. Ne? Tamam anneciğim, gelme bu tarafa, dur. Kapattım. Çöp kovasını da şimdi şuraya koyayım. Şundan da dökeyim. Dibinde kalmış. Güzel. Çık oradan, gel. Gel, hayır oraya atmıyorsun, gel. Gel anneciğim. Çöpe. At, nerede çöp? Ver. Ben atayım. Tamam, sen bu tarafa çok yaklaşma. Çık hadi buradan. Çık buradan, anne su açacak şimdi. Çık. O arada elleme. Onun arkasında dur.
Böyle biraz böyle ıslatıyorum. Şu musluk suyum sarı aktığı için bu lavabonun içi hep sarı. Çamaşır suyuyla da yıkasam şey olmuyor rengi. Rengi güzel değil. Çiçeğimi aldım, kaldırmamışım. Elleme tamam mı aldım? Bu şekilde. Sonra şöyle. Şöyle yıkadık. Şunca buna da su dökeceğim. Efendim oğlum. Ben cam suyu kullanmıyorum. Cam suyu kullanmıyorum. Böyle deterjanlı bezle. Şu anda alıyorum, kili sepetine alacağız. Yenisini koyacağız. Şunun içine de çamaşır suyunda bekletiyorum. İçine az bir su koyuyorum. Şimdi küveti çamaşır suyuyla yıkayacağım. Mutfaktan bunları dışarı çıkartamıyorum.
dağıtacak. Şampuan da bitmiş ha. Neyse. Şöyle bir her tarafına çamaşır bol çamaşır suyu kullanıyorum. Şöyle bir ıslattım. Daha çamaşır suyu dökeceğim içine. Şuraları suyla yıkadım ki içi dar olduğu için çarpabilirim. Üzerime çamaşır suyu olabilir. O yüzden. Şöyle arkamı dönmek durumundayım. O yüzden. Şöyle bir paspasım var. Banyonun şu suyunu alacağım. Yerlere su döküldü ya. Fazla suyunu alayım.
Ancın havlusu. Efendim oğlum. Efendim. Efendim. Şurada çöp kovan var. Bunları su değdirince kararıyorlar. Lütfen oğlum. Bunları böyle nemli bezle siliyorum.
Çamaşır makinesinin deterjanını silmiyorum. Ama ben duru bezle siliyorum. Gel bak Reslak. İçi dolu olduğu için cansın yok şu an. Basmasları da makineye atacağım. Arkadaşlar temizliğim bitti. Şimdi kahvaltı yapacağız. Yumurtaları koydum. Haşlayacağız. İşte lavabonun içinde boşluklar var. Daha makine dizmedim. Banyoyu yıkamaktan vakit olmadı. Şöyle ben poğaça yapmıştım. Bunun videosunu da çektim ama ya videoları çekiyorum ama paylaşmaya vakit bulamıyorum. Ayarlamaya, düzenlemeye vakit bulamıyorum. Şöyle poğaçalar yapmıştım. Çok güzel. Bunları şimdi ben ne yapacağım? Şöyle arkadaşlar. Bunları ben kaşarlı yaptım aslında ama şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Tamam mı? Şöyle. Bu satannemin yaptığı kahvaltılık sos. Gerçekten çok güzel yapıyor. Biz bitirdik bile yani. Şöyle. Salamınız, sucuğunuz, sosisiniz artık ne varsa. Ben bunları da yıkamıştım. Dün yapmıştım çünkü bundan. Yıkamıştım. Doluklu şekilde duruyordu. Bazısının içine labne süreceğim. Şöyle içini açıyorum. İçine kaşar koyabilirsiniz, salam. Böyle çok güzel oluyor. Ben beyaz peynir de seviyorum şimdi. Domates de güzel olurdu içinde. Şöyle. Sade olarak kullanacağım. Bakın. Böyle doğum günlerinde, günlerde, özel günlerde böyle poğaçalarınızı yaparsınız. İçerisine istediğiniz malzemeyi koyar. Sandviç poğaça olarak ikram edebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Aşkım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Biz şimdi kahvaltı yapacağız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hani böyle benden komple ev temizliği istiyorsunuz ama hani bu sadece banyo temizliği bile çok uzun sürdü. Bazı yerleri kesmek zorunda kaldım. Videoda çok uzun olduğu zaman da bu sefer sıkıcı oluyor. İnsanlar izlemek istemiyorlar. Çünkü ben yaptığım zaman da detaylı yapmaya çalışıyorum. Detay olunca da video da uzun olmuş oluyor. O yüzden böyle hani sadece salon temizliği ya da sadece banyo temizliği, mutfak temizliği falan o şekilde part part paylaşabilirim. Bu şekilde videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.